كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Günahların biliyorsunuz zirve yaptığı zamanlardayız. Yaz sezonundayız. Allah Celle Celaluhu'dan belamızı istediğimiz zamanlardayız. Tabi hani yani günahlarımız eşittir şu oluyor. Hani öyle bir hale gelmiş ki Allah bizim belamızı ne zaman verecek modundayız. Tabii ki de. Ben açık konuşuyorum kardeşim. Öyle günahlara giriyoruz. Öyle işler yapıyoruz ki hiç yani eşittir ne zaman başımıza bela gelecek. Neden bela gelmiyor? Neden gelir? Neden gelmiyor? Şimdi bakalım. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Enfal suresi 33. Kısaca meal vereceğiz. Sonra hadislere geçeceğiz. Sen aralarında bulundukça o kafirlere azap etme. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce diğer ümmetler toptan helak oluyordu. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu ne diyor? Sen aralarında olduğun sürece onları helak etmeyeceğim. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için ne buyurdu? Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Bundan sebep de o topluma bela vermedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ben lanet edici olarak değil, rahmet için gönderildim. Müslim'de geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Benim alemlere rahmet oluşumdan sana bir pay düştü mü? Acayip bir soru bu ha. Sana bir pay düştü mü? Diye sorunca Cebrail Aleyhisselam evet. Sonumun ne olacağından korkardım. Arkadaşlar çok önemli bir kelime var burada. Cebrail Aleyhisselam günah işleme gibi bir şey yok. Yaratılışında böyle bir şey yok. Ama diyor ki sonumun ne olacağından korkuyordum Cebrail Aleyhisselam. Ama diyor sen geldin peşine Tekvir suresinin 20 ve 21. ayetleri gelince yani arşın sahibinin yanında kıymetim emin olduğu meydana çıktı diyor. Allah Allah. Cebrail Aleyhisselam ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılışının gelişinin sebebiyle dünyaya teşrifinin sebebiyle bakın kendini kurtulduğunu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Allah Celle Celal beni alemine rahmet ve hidayet için gönderdi. Şimdi biz ne diyoruz? Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olması işte belanın kazanın belanın kalkmasına sebeptir. Ama biz buna güvenerek iş yapmayacağız. Toptan helak yok bizim ümmete. Toptan helak yok. Toptan helak demek şu arkadaşlar. Dünyadaki 8,5 milyar insan aynı anda ölmesi demek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ümmete geldi. Bütün dünyaya geldi. Böyle anlayın. Diğer peygamberler kavimlere geldi. O kavim helak oluyordu. Yok oluyordu kavim. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkese geldi. Şu anda yani bu dua olmasa Rabbim Celle Celle bununla amel etmese dünyanın hiçbir tane insan kalmaz. 8,5 toptan gider. İyi anlayın buraları. Şimdi cezanın ne dedik? Ertelenmesine güvenmeyeceğiz ama ahirette kafirlere azap çok şiddetli olacaktır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor İnsan suresinde. Allah Celle Celaluhu zalimlere elem verici acıklı bir azap hazırladı. Tur suresi Rabbin elbette onlara diyor azap edecektir. Ondan kurtuluşları yoktur. Furkan suresi 77. Ey inkarcılar Resulullah'ı ve onun sözlerini yalanladığınız için azap diyor yakanızı bırakmayacak. Ahiret çok sıkıntı arkadaşlar. Şimdi salih kimseler yeryüzünde olduğu müddetçe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine bu ümmete genel azap gelmiyor. Sebebini hemen bir hadis-i şerifle destekleyelim. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Camiye devam eden, camiye cemaate gidenler, benim için birbirini seven ve seherlerde istiğfar eden salihler olmasaydı, eğer bunlar olmasa diyor Allah Celle Celaluhu, camiye cemaate gidenlerin sayısı az olur arkadaşlar. Bak sinyali veriyorum. Birbirini Allah için sevenlerin sayısı azalır arkadaşlar. İkinci sinyali veriyorum. Herkes şu anda menfaat dünyası olmuş. Evet. Ve seherlerde yani teheccüd namazlarına kalkanlar bir medreselerde talebeler kalkıyor.
Bir de parmak sayısınca bazı hocalar kalkıyor. Olmasaydı diyor, günahlarda aşırı gittiklerinden sebep genel bir bela yollardım. Beyhaki de geçiyor. Arkadaşlar yani belayı hak ediyoruz. Şu anda hak ediyoruz. Bunu hak etmiyoruz diyen varsa adamın alnını karıştırırım. Kimse inkar edemez. Hepimizin günahı boyumuzu aşmış. Beladan, günahtan başımızı kaldırmış. Bunu kimse inkar edemez. Allah Celle Celaluhu, Fatır Suresi 45 kısaca mel geçiyorum. Eğer Allah Celle Celaluhu insanları yaptıkları sebebiyle hemen cezalanırsaydı, yeryüzünde debelenen bir canlı bile kalmazdı. Bir karınca dahi, bir böcek dahi kalmazdı. Ayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmeti var. Eyvallah. Merhameti var. Eyvallah. Ama kimse bunun arkasına sığınmayacak. Bir adam sol eliyle yemek yiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki sağ eline. O buna rağmen sol eline yemeye devam etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sağ eline ye. O üçüncü sefer sol eğilince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yiyemez ol dedi. Yiyemez ol dedi. O maksadı sol eleyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa ve kella böyle alaya alırcasına yaptı. Ve o adam bir daha sağ eliyle yemek yiyemedi, kullanamadı o elini. Rahmet merhamet bir tarafa kadar. İşte Allah Celle Celle belamızı niye vermiyor? Bir yere kadar arkadaşlar ha. Nasıl Allah affeder? Yok böyle bir dünya. Dikkat etmek lazım. Bakara suresi. Biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara Allah Celle Celaluhu lanet eder. Hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Yani meleklerle beraber. Allah Allah. Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenler var ya, işte Allah Celle Celaluhu'nun meleklerinin, insanların hepsinin laneti onlaradır. Bakara suresi. Nisa suresi. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah Celle Celle ona gazap etmiş olur. Onu lanetlemiş olur. Onu büyük bir azap bekliyor. Arkadaşlar bak, ayetler var. Azap ayetleri var. Dikkat etmek lazım. Nasıl Allah affeder? Nasıl öyledir? Nasıl böyledir diye güvenmeyelim. Amellere zaten güvenmeyelim. Ortada bir amelimiz yok. Bilmiyorum siz de, ben de ortada güvende amel yok. Benim ameller sıfır. Ama herkes kendine çeki düzen versin. Rabbimin merhameti var, rahmeti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmeten lil alemin olarak gelmiş ama bir şeyin tadını kaçırırsan Allah Celle Celaluhu bela verir. Depremle, yerle, selle imtihan eder. Detayı açmama gerek var mı arkadaşlar? Bence yok. Anlayın bazı şeyleri. Kaşınmayalım. Allah Celle Celaluhu bizi bir kaşırsa var ya, başka bir şeye benzemez arkadaşlar.